Herkese merhaba, Capstock'un 15. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İç dünyasının kalbi Assembly'den sesleniyoruz size ve yanımızda çok değerli bir isim var, Alemşe Öztürk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeniden. Hoş bulduk, nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz biz. Biz bayağı iyiyiz. Biz de iyiyiz gayet. İstanbul'un yazı yaz gibi olmasa da iyiyiz hala. Evet, şu an dün de bayağı serin. Soğuktu ama evet, evet. Bugün daha iyi. Bugün yaza daha iyi. Geçiş başlamış. Aynen. Ben daha çok Nisan'a geldik. Nisan'da şu an. Ben bundan mutlu olanlardanım. Yani şu an kısa giysem de. Evet, Alemşah Bey. Bizim çok akıllıca olduğunu düşündüğümüz bir sorumuzla başlıyoruz. Lütfen. Alemşah Öztürk kimdir? Zor sorular. Evet. Zor başladı. Evet, zor başladı. Alemşah Öztürk kimdir? 77 doğumluyum. Bilgisayar mühendisliği okudum. Ama asla bilgisayar mühendisliği yapmadım. Çünkü okurken oyun yapmak istiyordum. Ama sonra... Oyun, bilgisayar oyunu. Bilgisayar oyunu. Bayağı bilgisayar oyunu yapmak istiyordum yani. Ama sonra okurken fark ettim ki Türkiye'de bilgisayar mühendisliği oraya gitmiyor. O yol oraya çıkmıyor. Yanlış yol sapmışız. O zaman dedim başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Hani hayatımda ilk buhranla 18 yaşında tanıştım. Çünkü böyle çılgıncasına çalışıp bilgisayar mühendisliğini kazanmışım ki çok yüksekti o zaman puanında. Ve böyle hani iyi bir notla girmişim. Ve hangi böyle yıldız. Heh. Yıldız'da bir, üstelik de numaram bir böyle hani. En yüksek çünkü bir üst tercihim Boğaziçi. Boğaziçi'ni 0.01 puanla kaçırıyorum. Hı-hı. O yüzden yıldızın en yüksek puanı yıldız'a giren gerizekalısı oluyorum. O yüzden böyle bayağı hani üniversite numaram birdi benim böyle. O kadar komikti. Herkes dalga geçiyordu benimle. Ve sonra böyle bayağı bir buhran yaşadım yani. Ne yapacağım ben? Ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün hayallerim yıkılmış çünkü. Hani şey olmak istiyordum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Bilgisayar mühendisi olamayacağımı anladım. Dersler inanılmaz sıkıcı falan. Böyle... Bir hayal kırıklığı mı? Büyük hayal kırıklığı. Hani bir hayal kırıklığı değil, büyük hayal kırıklığı. Yani. Çünkü hani şey modundayım. Hani bunu yapacağım ve tamam bundan sonra hayatım çok güzel ya olacak. Bitti, aynen öyle. Ben çünkü şeyim böyle hani... Ben, tamam, oldu mu? Aynen. Eksik olan buydu. Evet, şimdi ben hayalperestim, tamam, ve benim kafamda olaylar çok hızlı ve çok güzel gelişiyor. Tamam, hani çalışıyorsun, bilgisayar mühendisliğine giriyorsun. Okuyorsun, sonra bilgisayar mühendisi oluyorsun. Oyun yapıyorsun, hayat çok güzel. Tamam. Hani, böyle hayat çok kolay yani. Hani çalışacaksın, olacak filan. Hani böyle kafamda. Daha gerçek dünyayla tanışmamışım tabii. O yüzden öyle bir moddayım. Ve böyle çat diye yıkılınca o, büyük bir boşluğun içine düştüm. Sonra böyle... Hani kendimi de böyle analiz etmeye çalışıyorum ama 18 yaşındayım yani daha hani öyle yeteneklerim de gelişmemiş. Diyorum işte tamam ben yazı yazıyorum, şiir yazıyorum, resim yapıyorum. İşte böyle dans yaptım biraz, tiyatro yaptım biraz. Şimdi bunların toplamında ben ne yapabilirim? Tamam, konservatuvara falan girmeyi kaçırdık zaten. Şimdi internet diye bir şey çıktı. Bunlarla internet birleşir mi? Bakıyorum birleşmez. O zaman düşünüyorsunuz. O zaman düşün. Sene 95. 95. Sene 95. Senin de ilk yılı mı aynı zamanda? İlk yılı. 95. Türkiye'de internet yeni başlıyor. Tamam. Ve ben böyle bunlarla bunu nasıl birleştireyim diye bakıyorum. İnternete bakıyorum. Yok bir şey yani. Birleşmiş örnek de yok. Hay Allah falan diye. Bayağı daha da bir böyle büyük şeye, bunalıma düştüm. Sonra Okan diye bir arkadaşım var. O dedi ki... Şimdi Okan'daki bilgi de şu. Okan şeyde okuyor. Matematik mühendisliğinde okuyordu o zaman. Bilgisayar mühendisliği okuduğum için ben internetten ve bilgisayardan doğal olarak anlıyor oluyorum. Hani şeydir ya klasik. Aynen. Çocuğumuz bilgisayar mühendisi, bilgisayarları çözer falan şeklinde. Arkadaşımın da bilgisayar level'da. Böyle bayağı hayatımı değiştiren bir şey söyledi bana. Ya da şurada bizim okulun karşısında bir tane böyle ISP açılmış. ISP de bu internet service provider. İşte Türk Telekom, NetOne bilmem ne. Bir arada birilerini arıyorlar. Sen de bilgisayarcı değil misin? Anlarsın bu işlerden. Git bir görüş dedi. Ya bayağı sen iş... Ben böyle evet çünkü kafam bomboş yani. Hı-hı. Üniversite öğrencisiyim ama yani okumayacağım ya da okuyacağım da mutlu olmayacağım. Daha öncesinde herhangi bir iş deneyimi var mı? Hani var ama öyle çok kötü. Hani var tabii. Bütün orta... Yani şöyle ortaokul böyle sigortacılık yaptım. Ortaokulda? Pardon lisede. Gönüllüsün. Yani lisede ama ben şimdi yani kocaman adamım yani. Takım elbiseye giyince herhangi bir yaşta gözükebiliyorum. Tamam lisede sigorta satışı yaptım. Hatta Güneş Sigorta'da çalışmıştım. İyi de markaymış. Tabii tabii. Limonata sattım, su sattım, kitap sattım. Dayım kitapçı benim İzmirli. Bornova'da. Orada ben bütün yaz, yıllarca bütün yazları çalışıp kitap sattım. Bir de çılgınlar gibi kitap okudum. Tabii çok seviyorum çünkü okumayı. Çok önemliymiş aslında bu yani. Aynen aynen. Çok güzel bir dönem. Ben, yani, ben doğuştan yani çok erken istedim. Ben çok kitap okumayı seven bir insandım. Çok güzel. O yüzden mesela böyle ilkokul döneminde hani sınıftaki asosyal çocuktum ben yani. Hani böyle kitabı alır köşeye geçer böyle. Kitap okur insanlar orada eğlenirler falan. Yaramazlığımı yapar sonra köşeme çekilirler falan. O yüzden de şimdi hani değişik iş deneyimlerim olmuştu. Gittim böyle görüşmeye. Daha şirket yeni kurulmuş falan. Bir tane böyle işte
Amerikalı görünümlü, sarı saç, mavi göz, beyaz ten bir adam var. İngilizce konuşuyor ama adı Cem. Cem Çelebiler. Evet, Çelebiler. Çelebiler de yani bu Satko Matko, onların hepsinin sahibi. The Çelebiler yani. Ha. Tamam, onların oğlu. Tamam. Çok selam aynen. Onların oğlu. Ve şey böyle işte hani Fransa'da doğmuş büyümüş. MIT double major. Sonra babası diyor ki gel Türkiye'ye hani işlerin başına geç. Satko'nun başına geç. Satko'yu da kardeşi Nedim yönetiyor. Cem de diyor ki ben bir tane ISP kuracağım. İşte internet servis. Şu anki Türk.net sonuçta Türk.net ile birleştiler. Ve ben de ilk iş görüşmesi yaptığı insanlardan biriyim. Şimdi yarı Fransızca, yarı İngilizce, çok az Türkçe konuşuyor. Böyle işte iş teklif etti falan, işi anlatıyor. İşte şey yani bildiğin hani webmasterlık gibi hani telefona bakacaksın, web sitesiyle uğraşacaksın. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ben zaten hani herhangi bir şey okeyim o an. Ama kendimi çok ağırdan satıyorum. Ama neden işe girmek istiyorsun? Yani bir şey yapmam lazım. Yani çünkü okuldan ümidi kestim. Orası bir yere gitmeyecek yani. Tamam mı? Oo dedim tamam internete girerim ben bütün gün boş vakit falan. Bir de zaten kaç kişi arayacak falan diyorum. Tamam işte böyle bir fiyat söyledi falan. Fiyat çok iyi çünkü benim o zamana kadar para birimim simit ayran. Tamam mı? Öğrenciyiz. Harçlık. Harçlık eşittir simit ayran. Aynen işte 20 gün tamam mı? Hani 20 simit 20 ayran benim olayım. Üniversiteye giriyorum simit ayranlık param var. O yüzden şimdi adam bana böyle ne bileyim 250 simit ayran gibi bir rakam söyleyince ben şey oldum böyle süper okeyim rakama falan yaptım ama biraz daha arttırdı böyle tam bir Amerikalı. Tamam mı? Biraz daha arttırdı. Yetmedim falan diyor. Ben böyle yetti falan diyor. Sonra çalışmaya başladım. Keyfim inanılmaz yerinde. Çünkü böyle gecede iki telefon falan geliyor. Daha şirket yeni yani. 50 müşterisi var. Herkes de C-level bu arada. Böyle CEO'larla konuşuyorsun falan sürekli. Bir sürü boş vaktim var. İşte böyle internetten bir şeyler indirip bakıyorum. Karıştırıyorum falan. Makromedya'da Flash'ı çıkarmış yeni. Tamam mı? Flash vardı ya. Onu indirdim. Oynamaya başladım. Aa dedim bu çok eğlenceliymiş falan. İşte böyle bir iki forumu vardı. Oraya girdim falan. Forumda da böyle 40 kişi falan var. Çünkü çok kapalı bir betaydı. İşte insanlarla konuşuyorum. O dönem o ilk Flash kullanan herkes bugün bir şey. Yani değil işte mi? İşte yok PlayStation var. Joshua Davis. Dünyanın ünlü böyle işte sanatçılardan. İşte Natsuke diye bir tane gene Amerikalı bir herif. O da acayip. Başka bir tane Japon var. O da çok acayip falan. Oradaki forumdaki insanlar hala konuşuyoruz. Ama evet, evet. Bir tesadüf yani 40 kişilik bir forumu bulup da girebilmek. Tabii ama işte Epic kullananlar sadece o forumda. Evet çok küçüktü evet, o zaman. Yani... Ben şimdi ona kasıyorum böyle. İşte bu biraz önce anlattım hani fotoğraf, yazı, hani animasyon birleştirebilecek bir alet buldum kendime yani. Tamam Flash diye bir şey. Yapıyorum internete koyuyorum. Böyle bir tane o zaman da GeoCities falan var böyle. Koyuyorum. Sonra böyle bir mail geldi. İşte böyle bir İngilizce. Çünkü her şeyi İngilizce yapıyordum böyle. İşte ya biz çok beğendik işlerinizi falan. Bizle çalışmak ister misiniz? Bir baktım Türkiye'den bir tane ajans. Küçük bir ajans. Aa dedim şey hani ilgimi çeker. Ben Türk'üm geleyim görüşelim. Gittim oraya benim de bu arada cumalarım boş. Haftada iki günüm boş. Bir cuma bir pazar. Cumalarım boş. Bunlar da dediler ki ya biz işte böyle ajansız hani bu bir Flash kullanmak istiyoruz. Yeni web sitesi yaptığımız web sitelerinde. Ama böyle hani çok da iş yok. Hani böyle bir full Flash'çıya yetecek kadar iş yok. Böyle haftada bir gün falan gelebilir misin dediler. Şimdi ben de çocuğum tabii yani 19 yaşında. Türkiye'nin ilk freelance'i. Türkiye'nin ilk freelance'i. İlk değildir de. İlk Flash freelance olabilir. Ben gittim oraya. Haftada bir gün çalışır mısın? Çalışır. Bakarız falan diyorum. Bakarız falan diyorum. Böyle. Çok acayip böyle ya. 19 yaşında değil mi? Böyle kafayı aynı tavanda değil gökyüzünde. Kafa ve başka yerler. O yüzden böyle tamam dedim. Onlar da bir güzel bir rakam söylediler falan. Aa dedim iyi tamam ben. Tamam ya çok iyiyim şu an. Haftada 6 gün çalışıyorum. Zaten yani 19 yaşındayım. Tamam, çok güzel para kazanıyor. Süper keyfim yerinde. Tamam. Sonra böyle işte oradan başladı benim hikaye. İşte böyle fast forward sonraki 20 yıl. İşte böyle bir o olaylardan hemen 2 yıl sonra kendi ajansımızı kurduk 4-5 arkadaş. O iş güzel gitti. Flash üzerinden mi? Flash değil. Full web tasarımı falan ama Flash bayağı yapıyorduk. Sonra işte böyle orada bayağı bir çalıştım. Sonra farklı ajanslarda çalıştım. Sonra tekrar ajans kurdum. Sonra işte birazcık reklam ajanslarında çalıştım falan. 12 yıl önce de 2007'de 4129'u kurduk. 4129'da işte İstanbul'un enlem boylu mu? İsim oradan geliyor. Ve dedik ki biz böyle farklı bir şey yapalım. Hani ajansın kültürü farklı olsun, iş yapış şekli farklı olsun, yaptığı işler farklı olsun. Biraz var olan ajansların ve yapıların dışında bir şey yapalım. Ona kastık bayağı. So far so good. 12 yıl geçti. Bence her yıl ve böyle hani geriye dönüp baktığımda böyle ben kafamda sayabiliyorum. 2007'de şunu yaptık, 2008'de bunu yaptık, 2009'da bunu yaptık diye. Böyle hani ajansın topu hiç düşürmediğini düşünüyorum yere. Düşünmediğini düşünüyorum.
O anlamda memnunum. Hani arada başka bir sürü şey de yaptım. İşte birazcık girişim yaptım. İşte Grupanya'yı kurduk arkadaşlarla. İşte ben ona şaşırdım. Onu bilmiyordum. Evet. Evet, bir işte oyun şirketi. Evet, bir oyun şirketi kurduk Arcade Monk diye. Bir tane medya şirketi kurduk DBI diye. Sonra bayağı Galata ile beraber, Galata Business Angels ile beraber bayağı bir girişime yatırım yaptım. Melek yatırımcılık. Yurt dışına biraz melek yatırımcılık yaptım. Şimdi son bir iki yıldır blockchain ile ilgileniyorum ajansın yanı sıra. Orada iki tane proje var uğraştığım. Bir tanesi Colendi. İyi gidiyor. Diğeri de yeni çıkacak böyle gizli bir proje. O da güzel gidiyor. Büyük bir proje. İlk defa buradan duymuşum. Ver miyiz acaba? Diyemeyiz çok erken. Evet. Ama işte onlarla uğraşıyorum. Evet. Yani şöyle Türkiye yaklaşık böyle bir şey. Böyle birazcık. Daha ne olsun? Balık burcu. Maymun iştahlı. Duygusal falan filan. İnanıyor musunuz böyle şeyler hani taşıdığınızı? Yani inanıyorum. Mesela böyle balık burcunu okuyunca bazı şeyler bana çok uyuyor. Öyle mi? Bazıları uymuyor. Kendi adıma günlük şeylere inanmıyorum ama genel özellik bakımından. Ya tabii bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben bir ara Friend Feed diye bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Hayır. Böyle forum gibi. Biz ama böyle daha... Ben Follow Friday yakaladım. Tamam, yok siz yetişemediniz. Şimdi böyle Friend Feed diye bir şey vardı. Forum gibi düşün. Tamam mı? Ve böyle millet delicesine orada kopuyordu. Böyle bir başlık açıyorsun. Hı hı. Mesela şey diyorsun. İşte en sevdiğiniz bilmem ne diyorsun. Millet altına yardırıyor böyle. Ve böyle her, o ona cevap yazıyor, o ona cevap yazıyor. Reddit gibi. Ama böyle daha farklı bir formatı vardı. Ve böyle hani arkadaşlarının feedlerini takip ediyordun. O yüzden de friend feed'di. Ve böyle Türkiye'de çıktığında bir sebepten dolayı inanılmaz tuttu. Herkes oradaydı yani. Böyle Serdar Kuzuloğulları biz falan falan hepimiz oradayız. Ekşi Sözlüğün farklı bir versiyonu gibi geldi birazcık. Ekşiden önce mi sonra mı peki? Ekşiden sonra ama böyle bu ne bileyim popülerize oldu bir şekilde. Orada işte Burç'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir ara tamamen geyine dedim ki burcunuzu yazın. Size burç yorumu yazacağım. Tamam mı? Ve böyle bir gün boyunca bir gün boyunca bunu yaptım. Tamam mı? Ama literally böyle 6 saat falan. Tamam mı? Ciddi ciddi. Ciddi ciddi. Hayır ciddi yani. Şöyle ciddi ciddi yazıyorum da full atıyorum yani. Tamam. Böyle mesela işte yazıyor biri. Aa ben işte Oğlak burcuyum falan diyor böyle. Ben bakıyorum profiline. Hırhırı attırmaya başlıyorum. Tamam mı? Ama bakıp analiz. Tabii. Böyle direkt yazıyorum böyle. İşte senin hayatın bu aralar zorluklar var ama merak etme çok yakında geçecek. Çünkü her zaman şey yapman lazım. Yani storytelling'de şey vardır ya. Önce bir problem tanımlarsın. Sonra problemi çözersin. Ama çözerken başka bir problemle karşılaşırsın. Onu da çözersin. O çözdüğün şeyden öğrendiği şey hayatını değiştirir falan. Hani böyle onu böyle şeye çeviriyorum. Burç yorumuna. Ve böyle millet şey diyor. Aman Allah'ım tutuyor. Her söylediğin şey tuttu. Sen geçenlerde bilmem ne demiştin. O çıktı falan diye. Bak doğruyu söyle işte. Vatandaki burç köşesini sen mi yazıyorsun falan diyor böyle insana. Tamam. Ben dedim ki arkadaşlar bu bir sosyal deneydi. Ben bunların hepsini attım. Gördüğünüz gibi %60 civarında tutuyor yani. Gazetelerde de öyle yazıyorlar. Çok da, çok takılmayın bu konulara diye. Sonra kapadık. O yüzden hani Burcu hani şey böyle çok inanmıyorum. Ama bir yandan da bence güzel bir muhabbet konusu yani. En azından takip edilecek bir günü geçirecek şey bir gibi. De, bir de piyango almak gibi. Bence evet. O kadar güzel bir heyecan ki. Evet. Ayın 3 günü. Ve böyle şey yapıyorum. Hayaller kuruyorsun. Çok tazeliyor seni hayal konusunda. Çünkü bir paran yok. Aynen. Ama eğer olursa sen şunları yapar mısın? Beni çok tazeliyorsun. Benim eşim bu konularda inanılmaz şeydir. Komiktir. Böyle mesela bir şeye çok inanabiliyor bazen. Tamam mı? Kendiliğinden. Bir yıl inandı böyle şeye. Biz de ya kesin. Aynen. Gelip krediyi. Gerçekten böyle Milli Piyango'ya inandı. Tamam mı? Ve böyle hepimizi de inandırdı. Yani biz evde şeyiz böyle. Yarın bize çıkıyor ya. Tamam bitti. Evi değiştiriyoruz. Arabalar alıyoruz. Ailelerin varlık durumunu düzelttik. Paranın yarısını tabii ki insanlara yardım ettik filan. Hepsi tamam. Vergi de verdik. Verdik. Vergi değil. Zekat o. Paranın zekatı. Onu verdik filan ya. Paranın yarısı cebimize girmedi. Dağıttık onu filan. Her şeyi yaptık. Ben sabah bayağı şey kalktım yani. Alacağım sonuçları okuyacağım. Adımız yazıyor olacak filan. Tabii ki olmadı. Bayağı yıkılmıştık o zaman ben böyle. Çok yıllardır öyleyim. Hala yani. Ben almıyorum. Öyle eşim arada gaza geliyor öyle işte ne bileyim yılda ne bileyim 4-5 yılda bir kere. O da böyle bir hüsranla bitti hiç. Çok ayda 3 ya çok net. Ayda 3 şurada. Yüzden yakan olsa gösterirdim var. Yani. Hep var. Uğur piyangon zannediyordum. Yok. Şimdi fast forward geçtik ama evet. Aradan böyle ben yakaladıklarımı soruyor olacağız. Lütfen. Benim ilk yakaladığım girişim oldu tabii evet. Ki. Yani şu an bizim podcast'imizin ve dinleyicilerin de en çok merak ettiği. Tabii hani ilgili oldu. Kendinizin girişimini geçiyorum. Hani zaten 2019 aslında bir girişimdi. Evet. Ya da yanlış hatırlamıyorsam yine
Blockchain ile ilgili bir girişimiz. Evet. MIB desem çok mu yalan? Yok söyleyeyim? Neydi? DBI var. DBI, o ha. Medya ile ilgili. Blockchain ile ilgili olan Colendi. Colendi var. Ben çok yanlış hatırlamışım o zaman. Peki ben tümüyle yatırımcılık tarafına bakacağım. Tamam. Hem sizin bireysel olarak hem de Galata'yla olanla. Yani Galata'yla olanla. Neler var? Önce bir onu yani portfolyoda kimler var onu bir öğrenelim. Yani şimdi Galata'yla ben 15 yatırım yaptım. Şimdi, başarıları söyleyeyim. Başarısızları değil. Tamam. Insider. Social Plus. Ben onun ilk yatırımcılarındayım. Çok Allah Allah. İlk gruptanım. Süper. İşte ne zaman? 5-6 yıl oldu herhalde. Kendime bir selam yolluyoruz. Bayağı iyi gidiyor. Evet, biz de hassi, Hande süper bir insan. Kesinlikle. Biz onun melek yatırımcılarıyız. İlk, yani ben ilk sunumu dinleyen ekiptenim yani. İşte 6 ortak gelip böyle anlattılar. Acayip heyecanlı bir şekilde falan. Ve biz de tamamen Hande'nin enerjisi, Hande'nin ve ekibin enerjisine yatırdık yani. Böyle İşi anlayan adı da bir iki kişi vardı ama herkes Hande'den inanılmaz etkilenmişti böyle. Bu kız bunu yapacak. Bu kız ne diyorsa onu yapacak. O yüzden biz para yatıralım demiştik. Ki öyle oldu. Biri o. Onun dışında benim gene beğendiğim Flower Box var. Bu hani duvarlarda falan gördüğünüz bu yeşil dikey yaşayan canlı bitki dekorasyonları oluyor ya. O var. Faveo var. O benim gene beğendiklerimden. Hızlı çeviri gene hani o dönemin projelerinden. Evet akılda kalanlar bunlar. Arada tabii patlayan bir sürü de oldu. Onun dışında benim İngiltere'de bir iki tane yatırımım var. İşte Google ve YouTube content creation üzerine. Bir de Amerika'da bir iki tane product işine yatırım yapmıştım. Gene böyle yeni nesil bir şeylere. Onlar var tabii şimdi yatırımcılık ilginç bir şey. Çünkü Türkiye'de yapmakla dünyada yapmak çok farklı. Neden? Onu ben çok net gördüm. Çünkü mesela hani örnek benim yurt dışında yatırım yaptığım proje yılda iki kere bana mesela böyle gayet güzel detaylı şey gönderiyorlar. Yatırım raporu. Hı-hı. Yani işte ilk 6 ayı tamamladık. Rakamlar bunlar. Geçen yıla göre şöyle iyiyiz. Şunları daha iyi yaptık. Geçen yıldan learninglerimizi size anlatmıştık. Bu ülke hedeflerin ilerisindeyiz, gerisindeyiz. İlerisindeyiz çünkü, gerisindeyiz çünkü. İşte sonraki 6 ayı böyle planlıyoruz. Diye böyle acayip detaylı grafikler, datalar falan böyle hani evet lan bir şey birileri çalışıyor falan diye hissediyorsun yani. Çok güzelmiş. Öyle bir şey geliyor. Mesela Türkiye'de bunu almak için savaşman lazım. Öyle hani, mi? Tabii. Şşt ne yapıyorsun? Anlat. Alo falan diyorsun böyle. Param nerede? Tabii. Yok hiç param değil yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hani senin başarılı olacağına inandık da ne yaptın? Bir anlatsana. Ben sana inandım. Ya bunu mesela sorman gerekiyor mesela. Hani bir update ver falan diyorsun. Ya da mesela şey oluyor böyle. İşte update gelmiyor. Sonra mesela vergi borcundan kapanma seviyesine gelmiş oluyor şirket. O an öğreniyorsun. Vergi borcu ödüyorsun yatırımcı olarak falan. Bunları da yaşadım. O yüzden hani böyle Türkiye biraz o konularda zor. O yüzden burada proje seçmek bence daha kritik. Çünkü bu iş böyle şeyle ilgili hani ne diyeyim böyle şimdi iyi yetişmiş bir ailenin çocuğu bitmiş çay bardağını masada bırakmaz. Hele bir iş yerindeyse bunu alır götürür mutfaktaki doğru yere bırakır ki yerini temizlensin yıkansın burası da temiz kalsın diye. Ama mesela çoğu insan ne yapar bunu burada bırakır. Hatta o daha da kötüsü bunun içine sigara içer. Sigaranın külünü de bunun içine atar sonra izmarit de bunun içine atar böyle o. Çay içtiği şeyin içinde böyle delirirsin falan ya. Öyle iş yeri sahibi olunca öyle oluyor. Tamam kesinlikle. O yüzden mesela şimdi hani iki tip insan var ya. Bir tanesi böyle belli bir görgüyü almış. Hani arkasını toplayan. Hı-hı. Bir iş yaptığı zaman düzgün yapan. Bir de Türkiye nüfusunun geri kalan %99'u var. Hı-hı. Tamam mı? Onlar da bu değil. Şimdi girişimcilik ve yatırımcılıkta da böyle. Şimdi işte mesela sen yatırım yapıyorsun bir şirkete. Ve diyorsun ki yani bunlar normal insanlar. Güzel insanlar. Bak para alacaklar. Ve aslında yatırımcı parası dünyanın en pahalı parası. Bankadan alsan daha ucuz. Çünkü faiz belli. Evet. Tamam mı? Girişimci parasını da ben şirketin %20'sini alıyorum mesela. 5 kişi. Ve o 5 kişi şirketin değerinin olması gerekenin olduğu yere ya da belki altına girmeye kasıyorlar. Ve bu 5 kişinin bazen bir kısmı, bazen çok az kısmı faydalı olabiliyor girişime. Çünkü girişimci ne alacağını da ne alacağını da bilmiyor olabiliyor. Yani sormayı bilmiyor, istemeyi bilmiyor. Ne zaman, ne kadar partlarla. Tabii. Orada da bir sürü hikaye var. O yüzden de baktığında sen şimdi işte bir girişimci olarak yatırımcıyla beraber ne yapman gerektiğini çoğu zaman sürecin içinde öğreniyorsun. Çünkü böyle bir ekosistem daha nispeten yeni oluştu. Yani son 10 yıldır var. O yüzden de mesela. O yüzden mesela Silikon Vadisi'nde şimdi sen bir girişimciysen Bir görgüye sahipsin. Yani ben para alırsam işte o parayı böyle yöneteceğim. Hı hı. İşte böyle raporlayacağım. Bunları isteyeceğim.
Onlar benden bunları bekleyecekler. Bunların hepsini biliyorsun. Çünkü sistem sana diyor ki bunları vermezsen bunları alamazsın. Ya da bir kere alırsın. Sen yani işte normal... Evet yani son diyelim sen 30 yaşındasın ve ilk investment'ını alıyorsun. Yani iyi ihtimalle 30 yıl daha çalışacaksın değil mi? 60'a kadar çalışacaksın. Etek bir de hani genellikle Amerikalı girişimciler serial oluyor. Hani bir tane yapıyor 6-7 yıl sonra bir tane daha sonra bir tane daha. Ya da işte 10 yıl. E şimdi sen en az 2 tane daha 2-5 tane daha startup'ın olacak hayatın bu 30 yıllık takviminde. E bu adamların çoğu gitmiyorlar yani kalıyorlar o yatırımcılar. O yüzden sen bir tanesini de patlatırsan ikinciyi alamıyorsun. Evet. Çünkü herkes biliyor. Hani bu adam işte sorumsuz. Bu adam işte rapor mupor hiçbir şey vermedi. Hiçbir lafımızı dinlemedi. İşte o oldu bu oldu. Şimdi Türkiye'de bu yok. İnsanlar birbirleriyle konuşmuyorlar. Şeyler de birbirleriyle. Bu melek havuzları da bazen konuşuyor bazen konuşmuyor. İşte biraz daha iyi. Eskiden daha kötüydü. O yüzden de hani mesela böyle aradan sızan çok girişimci oluyor. Hani işte böyle ilk projem patladı falan diyor. Mesela işte neden patladı diyorsun. İşte anlatıyor bir şey. Yatırımcın kimdi diyorsun. Bilmem kim diyor mesela. Bazı insanların aklına geliyor yani arayıp soruyorlar. Bazıları sormuyorlar. Çünkü bazen o kişiyle ilgili kötü fikirleri oluyor. Ha zaten bilmem ne. Hı-hı. Ben ondan daha iyisini yapacağım. Ben olduğum için patlamayacak falan. Aa yatırımcı şeyi de tabii, var. Tabii tabii. Çekişmesi. Her zaman. O yüzden şimdi bütün bunların olduğu bir dünya olduğu için burası. Henüz böyle bir tam bir ne diyelim. Görgü kurallarının yeni yeni oturduğu. Çünkü geç zamanla ilgili bir şey bu. Hı-hı. Burası da 50 yıldır hani investment yapılan yatırımların girişimlerin olduğu işte... 3-4 tane yatırımı satmış adamın, girişimi satmış adamın yatırımcı olduğu bir, olanların çoğunun böyle olduğu bir evrene dönüştüğü zaman önümüzdeki 10 yıl içinde. O zaman burada da görgü kuralları oturmuş olacak. Evet, şimdi ilkler olduğumuz için o ilk olmanın gerektirdiği bir sürü sıkıntıyı yaşıyoruz ve deneyimleri yaşıyoruz. Her iki tarafta da. Hem yatırımcı tarafında hem girişimci tarafında. Ama tabii şimdi yurt dışında bunları daha az yaşıyorsun. İşte ne bileyim rapor geliyor. Adam sana anlatıyor. Bir tane takvim koyuyor önüne. O takvime uymaya çalışıyor. İşte diyor ki şuraya vurduğumda hedef olarak gideceğim investment alacağım. İşte şuraya geldiğinde bir daha investment alacağım. Değeri buralarda buraya çekmeye çalışıyorum filan diye. Parçalı böyle bir plan yapıyor. Evet evet. Yani. Ha mesela benim Türkiye'de bunu bu derece iyi yapan gördüğüm ki zaten o yüzden başarılı Hande. Çünkü Hande de aynı kafa ve aynı level'la olaya bakıyor ki başka yani benim yatırım yapmadım ama başkanımdan duydum. Benzer insanlar da var. Bunlar hep iyi haberler. Bir de tabii daha böyle işte mesela Getir gibi, Banabi gibi hani yemek sepetinin Banabisi gibi. Hani second generation dediğimiz yani yöneticisinin ya daha önce profesyonel bir kariyeri olan ya da daha önce bir tane başarılı startup olan ve ikincisini yapan. Ki genelde daha başarılı oluyor. Bir aynen öyle işte mesela Getir, Banabi, ne bileyim işte Moda Cruise vesaire gibi bir sürü ya da işte başka proje. Bunlar genellikle ya hani... O görgüye sahip insanların ya da o çevrenin yönettiği ikinci nesil projeler. O yüzden bunlar daha mesela daha yüksek değerlemeler, daha düzgün ekipler, daha hızlı büyüme, daha iyi gelişim, başarı oranı daha yüksek. Şey, aynen öyle. Kere. Çünkü şimdi bakıyorsun Türkiye'de mesela böyle bir ciddi bir yatırım yapılan birkaç yıl olmuş. Sonra yatırım azalmış biraz baktığında yıl yıl bakınca. Ki öyle. Heyecan patlaması oldu. Evet ama mesela ne olmuş? O paranın ayrıldığı proje sayısı azalmış. Yani eskiden projelerin tanesine 50 bin, 100 bin konulurken şimdi projelerin tanesine 200-300 bin konulmuş. Ne demek bu? Demek ki bu projeler daha iyi bir anlamda. Çünkü hani yatırılan investment büyümüş. Herkes işi daha çok ciddiye almış. Ara yok değil aslında değil mi? Herkes işi daha çok ciddiye almış yani. Demiş ki bu proje işte evet bu projenin değerlendirmesi işte 1 milyon dolar, 6 milyon TL. O yüzden de işte %20 investment istiyor. 1.2 milyon koymak gerekiyor bunu denmiş ve o para konmuş. E şimdi eskiden mesela 1 milyonu koymak o kadar yani o kadar kolay değildi yani. Hani herkes böyle bir 200-300 verelim de bir bakalım ne olacak falan modundaydı. Şimdi biraz daha rakamlar büyüdü. Çünkü niye? Bir hafif bir güven geldi. Başarılı projelerin sayısı artıyor. E bir yandan da hani şeyi de fark edildi yani bu iş böyle çakallıkla yapılacak bir iş değil. 1 milyon gerekirse 1 milyon koymak gerekiyor. Evet. Yoksa batıyor çünkü. Hani 1 milyonluk proje 600 bin koyarsan o proje batıyor. %100 her zaman batıyor. Yani gerekenden daha az koyarsan hep batıyor proje. Orada birazcık girişimciler de şeyi öğrendiler. İlk nesil girişimciler daha şeydi. Tamam abi 600 var 600'e de yapmayı deneyeceğim ben falandı. Olsun da. Evet, hani ben bir kendimi kurtarayım da falan. Sonra onlar şeyi öğrendiler. Kendini kurtaramıyorsun. Sadece 2 yıl kurtarıyorsun. Aynen öyle. Ya da 2 yıl bir balonun içinde yaşıyorsun. Evet. Yani hani oldu olacak oldu olacak boom. Evet. Yine olacağını öteki türlü olması gerekeni alıyorsun. 5 yıl gerekiyorsa 5 yıl çalışıyorsun. Ama 5 yılın sonunda oluyor. O yüzden o sabrı ve şeyi ne diyeyim yol yordamı biraz hep beraber öğreniyoruz bence. Aynen öyle. Ve o kadar çok kültürün aslında şu an oluşturulduğu bir dönemdeyiz ki hani
dijital içerik üretme kültürü var. Bir de şu an tüketme kültürünü öğrenmiyor. Yani şu an ikisinde kültürü oluşuyor. Startup kültürü aslında tümüyle ben hala görünce işte dijitalleşme, görünce böyle şey yapıyordum. Abi dijitalleşme mi kaldı işte, dijitalde yaşıyoruz falan diyordum ama aslında olay sadece deneyim ve kullanımda değil. Bunun bir kültürü oluşması, nasıl kullanacağım, nasıl deneyimleyeceğim de öğrenmemiz genelene gerekiyor. Genelene kadar yayılabildiğiyle alakalı bu. Tabii yani bunun bence en büyük örneği Instagram'da sen yorum yazabiliyorsun diye. Hı-hı. Orada içerik üreticisinin altına küfredemezsin kardeşim. Bence tabii, tabii. Bu bir dijital içerik tüketim kültürü olmak. Ya işte biraz bu adab muaşeret dediğimiz kurallar, hani işte genel görgü kuralları. O böyle olması gerekenden biraz daha yavaş ilerliyor bence maalesef. Ama ilerliyor. Yani hani... Her yerde böyle, sadece Türkiye'de değil işte maalesef. Evet ama işte Türkiye'de biraz daha fazla. Biraz yavaş ilerliyor. Ben arada şeyi çok merak ettim. Tabii. Bir de yurt dışında YouTube içerik üretme üzerine bir yatırım oldu. Evet, evet. O işte bizim tabii ki çok ilgimizi çektiği için hemen onu küçük bir... Yani Wooshy diye bir şirket İngiltere'de ve şey yapıyor aslında. Böyle bir freelance ve üreticilerin platformu gibi. Hı. O yüzden sen mesela Google'sın ve diyelim işte 50 tane eğitim videosuna ihtiyacın var. Platforma girip brief'i oraya koyuyorsun. Producer'lar şey yapıyorlar. Bide diyorlar. Bide diyorlar. Yok bide diyorlar. Üretmek için. Aha. Diyor ki işte mesela diyelim sen evde kendi kendine yapıyorsun. Hı-hı. Eğitim videoları. Diyorsun ki ben yaparım. Tanesi 2000 Euro'dan yaparım diyorsun. Hı-hı. Başkası diyor ki benim Hindistan'da küçük bir fabrikam var. Hı-hı. Tanesi 500 Euro'dan yaparım. Falan bunun işte bakıyor Google. Hangisini işte bunun orada ratingleri falan da var. Kaç proje bitirmiş? 50. Ha. Kaç proje bitirmiş? 300 proje bitirmiş. Rating yine 5 üzerinden 4.4. İyi bunu ne yapayım o zaman falan diyor. Platform bu. Çok güzelmiş. Ben şey sandım. eğitim videolarını host olarak influencer kullanıyorlar falan belki diye. Bir... Influencer işte de bayağı meraklıyım. Onu da takip ediyorum Türkiye'de. orada da var böyle merak ettiğim ve takip ettiğim işler. Tabii influencer işte şimdi şey böyle balon, bu işlerin hep bir balon kısmı var. Çünkü genellikle neredeyse her iş öyle oluyor. Şimdi her iş yeni çıktığında o işin bir balon kısmı oluyor. Şişen bir kısmı oluyor, tarafı oluyor. Orası böyle kısa süreli fırsat veriyor insanlara. Kısa süre fırsat ne? İşte influencer. Yapan kişi için. Aynen yapan kişi için. Influencersın diyelim, ilk influencerlardansın. Çılgın para yapıyorsun. Evet. Bir süre, iki yıl. Sonra böyle iş regüle oluyor. Hani işte herkes ne kadar para isteyeceğini, ne kadar para alacağını. İşte atıyorum 3 milyon takipçi demek. O zaman işte x bin lira isteyebilirim. Dünyası oturuyor. Hı-hı. Sen oturana kadar vurgunu yapıyorsun. Öyle çok insan var Türkiye'de. Bu işte şey lokmatanın yanında 4 tane daha lokmata olma durumu yani. O yüzden bir öyle bir vurgunu yapıyor. Sonra regüle olduğunda zaten kurtlardan olmuş oluyor. Yani ben bu işi 5 yıldır yapıyorum oluyor. Regüleden de yine parasını kazanıyor. Hı-hı. Başta güzel vuruyor. Sonra da devam ediyor. Şimdi influencerlik tam oralarda. Hani kuralları yeni belirleniyor. Markalar bu işe nasıl para ödeyeceğini tam bir anlamaya çalışıyorlar. KPI'ler, KPI'ler ne filan. Hükümet bu arada uyandı. Bir dakika siz ne yapıyorsunuz vergi orada? Ben şuna bir vergimi koyayım. Bir vergimi koyayım dedi. Vergisini koydu %15'i filan falan. O yüzden böyle bir hani bir sistem kuruluyor ve regüle oluyor. Aynen. Her konuda neredeyse konuştuğumuz gibi. O yüzden mesela şimdi o mesela ilgimi çekiyor şundan dolayı. Çünkü işte 100 bin lira medya paran var. Facebook'a mı verirsin, influencer'a mı? Bazen influencer daha iyi geri dönüş veriyor. Aynen öyle. Bazen, her zaman değil. Hı-hı. Ve hangi influencer olduğu da değişiyor. Hı-hı. Büyükler değil her zaman. Kesinlikle bazen küçükler, mikro. Bazen mikro küçükler. Mikro. O yüzden de mesela çok lafı var. O yüzden de mesela şey, hani mesela makro influencer biraz daha brand communication. Hani böyle outdoor gibi makro influencer. Outdoor ve televizyon gibi. Bayağı ürün aslında değil mi? Aynen. Yani şey mesela televizyonun return on investment'ını kimse bilmiyor ya Türkiye'de ve dünyada. Çünkü ölçemiyorsun. Yani literally ölçemiyorsun. Sağlık yani. Sağlık bir ölçüm yok. Yok. Tamam hani çünkü televizyon karşısında oturan adamın oturduğundan bile haberdar değilsin ya. O yüzden de şey modundasın yani. İnşallah seyrediyorlardır. Ondan sonra o yüzden sonuca bakıyorsun. Yani tüme varım tümden gelin yöntemiyle. Hani ben televizyon filmimi verdim. Başka da hiçbir şey yapmadım. Hani hiçbir şey yapmadım. Bakalım. Satışlarım %20 arttı. Tamam televizyonda tamam. Olmuş. Belki o sırada yaptığın indirimden de olmuş olabilir yani. Hani bilmiyorsun. ya da rakibin patladı. Sana kaydı. Hani her şey olabilir. Ama işte televizyon reklamı çıktık falan. Ya da mesela televizyon ve outdoor aynı anda çıkıyorsun. Hangisi daha iyi çalıştı? İkisine de 1 milyon koydum. Kimse bilmiyor tamam mı? Şimdi bu iki mecra böyle yani şimdi yeni yeni ölçülmeye çalışıyor. Ya da işte bir takım dediğim gibi tümden gelip tüme varım. İşte yurt dışında şeylere kasıyorlar işte. Outdoorlara işte kamera koyuyorlar, fotosel koyuyorlar, RFID koyuyorlar, önünden kaç kişi geçti, ne kadar beklediler falan. Google da kasıyor bunlara. Google çok televizyon ölçmeye kastı bayağı bir. Çünkü işte YouTube entegrasyonu falan. Ama şimdi bir bu tarafı var. Bir de dijital tarafı var. Mesela dijitalde böyle
Hani her şey ölçülebiliyor ya. İşte şu kadar koydum, bu kadar harcadım. Şimdi ben influencer için de biraz ona benzetiyorum. Makro influencer televizyon outdoor gibi. Aynen. Tamam, hani verdik paramızı, bir şey oldu mu? Çok olmadı ama herkes bizi gördü galiba filan. Mikro influencer daha dijital gibi. Çünkü biliyorsun ki işte mesela herif spesifik olarak, ya da kız spesifik olarak işte organik güzellik malzemeleri konusunda konuşuyor. 40 bin takipçisi var ama hepsi etkileşim, gerçek takibi. Etkileşim. Tamam. Etkileşimde 300 binlik adam gibi etkileşim var yani. O kız mesela bir şey alın dediği zaman o ürün sold out oluyor. Aynen. Tükeniyor mesela. Evet. Şimdi ben organik bir marka çıkarıyor olsam o kızla çalışırım. Aynen. Çünkü biliyorum ki bu kız alın derse herkes alacak. Bunun gibi 4 tane insan varsa 40 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin. Bir bunları bölüştürürüm. Bir tane de büyüğe veririm biraz parayı. Hani işte ne bileyim 500 bin lirayı böyle harcarım. Versus 500 bin lirayı televizyon harcamak. Versus 500 bin lirayı Google ve Facebook harcamak. Aynen. Şimdi bunlar böyle zaman içinde bu tarafa doğru kayıyor. Influencer'a doğru kayıyor. Çünkü influencer'a söylediğim gibi. Biri sana diyor ki bunu al. Sen ne diyorsun ki, ben bu kızın söylediği her şeyi denedim. Hepsi çok iyiydi. Bunu da denersen bu da iyidir yani. Bu kız beni yanıltmaz. Bu aynen, kız kitlesiyle engagement içerisinde falan diyorsun. Ve genellikle de doğru oluyor. Çünkü kız kendi, yani o kız gerçekten iyi bir influencer'sa zaten denemediği ürünü anlatmıyor. Hı-hı. Ötekileri gibi hani bugün işte Adidas, yarın Nike, öbür gün işte Reebok falan diye böyle. Bunu bulmuş ve hevesle anlatıyor zaten. Araştırmalara göre işte 2018 raporuna göre mikro influencer'lar 8 kat daha fazla etkileşim verebiliyor. 12 kat daha fazla marka bilinirliği saçabiliyor. Neden? Çünkü biri DM'den yazdığında, yorum yaptığında hemen cevap veriyor. Tabii tabii. Daha heyecan az kişi var. Yazıyor. Tabii şimdi sen yani... Size'a göre küçüldüğü için... 3 milyon takipçili bir insan posta attığında gelen DM'lere cevap vermek hani bir fantezi yani. Hani onun için bir ekip çalışıyor olması lazım. Çık 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 falan diye. Daha Instagram'da da öyle ürünler yok. Hani bir 3 milyonluk influencer'ın customer service ürünü yok Instagram'da şu an. Evet. Yani şey yapamıyorsun mesela işte. Ben account'umu 6 kişiye daha açtım. Evet. Bunlar da benim customer service ekibim. DM'lerimi cevaplıyorlar diye bir ürün değil Instagram şu an. Ona uygun değil. O yüzden de öyle yönetemiyorsun. Şimdi bir de bunlar da gelişecek. Yani Instagram ürünü de kendini influencer işine göre değiştirmesi gerekiyor. Hı-hı. Eğer bu iş büyüyecekse. Onlar olmadıkça bu iş böyle aynı işte. Yani şey düşünsene, Instagram'ın web arayüzü yok. Hani evet, ben şu an DM'lere webden evet, bakamıyorsun. Evet. Ben sizi konuştukça sürekli aklıma akıyor. Açıklar var. Neler evet. Yapılabilir. Ama kulu yapamıyorsun. Mesajları. Evet. Ama şeyi yapamıyorsun. Yani kategorize. Şöyle sen mesela Instagram'a bir şey post etmeyi bu alet dışında hiçbir yerden yapamıyorsun. Aynen, buradan sadece. Hı-hı. Aslında webden yapıyorsun da işte. Yapamıyorsun. Evet, yapamıyorsun. En büyük eksik. Telefona dokunman gerekiyor her şekilde. Ve mesela o yüzden marka yöneten bizim gibi ajanslar için büyük çok büyük dert. Bir sıkıntı bu. Çünkü mesela biz 45 marka yönetiyoruz. İnsanlar cep telefonlarıyla evet, evet. Falan diye böyle. Hani bir tane arayüzüm olsun. Buradan drag and drop atayım. Tıkı tıkı yapayım. Onu bir onaya göndereyim. Müşteri onay versin. O yayına girsin. Yok öyle bir sistem. Yani böyle bir tam deneyim olsun. Ve yok öyle bir şey. O yüzden şimdi yok. Diyoruz ya bunlar hep şey. Yani hala olgunlaşmamış ürünler. Hı-hı. Ya kullandığımız her şey öyle. YouTube öyle, Facebook biraz daha iyi de YouTube öyle, Instagram öyle, WhatsApp öyle. Twitch falan öyle. Hani bunların hepsi ongoing prosesler yani. Hı-hı. Devam eden prosesler. Bu ürünler de zaman içinde daha iyi olacak. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bu ürünler daha iyi olmasa da kullanacağız. Çünkü ürünler bunlar ve aynen. Hani yani biz tüketmek zorundayız. Evet, o yüzden de şimdi hani ben de Instagram'ın kurucu ekibi olsam ve hani benim de önümde 350 maddelik hani bir to-do list olsa işte ve influencer işleri ortalarda bir yerde olsa ilk 200'e yaparım yani. Aynen öyle. Daha büyük aynen. Dertler vardır mutlaka. İşte mesela daha çok reklam geri getirecek bazı şeyler vardır belki. Onları çözersin önce. O yüzden de işte hikayeler biraz öyle. Peki şimdi en başından beri sanırım dinleyenlerimiz de bana katılacaktır. Bir oyun muhabbeti dönüyor. Oyun yapacağım, oyun şirketi kurdum, yatırım yaptım. Tabii, tabii. Şu an oyunun yani bayağı video oyunun hayatınızdaki yeri ve yatırım yani iş olarak da bir yeri var mı? Yani şöyle iş olarak yeri var. Çünkü ben böyle pro gamer level'ında neredeyse oyun oynuyorum. Aa. Çok seviyorum. Nerede? PC'de mi? PlayStation, cep telefonu, Mac. Mac'lerde daha az oynuyorum. Neler oynuyorsun? Ne varsa. Yani Mac'de mesela şöyle Mac'i değiştirdim ben Diablo oynamak için. Yani gerçekten öyle söyleyeyim. Mi? Yani PC'den Mac'e geçtim çok yıllar önce. PC'mi alsam Mac'imi yükselsem Diablo oynamak için değil. Ciddi araştırma sonunda Mac'i yükseltip Mac'ten devam ettim mesela. Sonra işte çok sağlam PlayStation oyuncusuyum. Hani böyle belli oyunlar çıkınca ki benim böyle bir sevdiğim bir kategori var işte. Mi? Yok sevdiğim bir kategori var. Şey işleri biraz daha işte böyle Diablo Fallout, Witcher işte ya da Horizon, Dawn Horizon kafası. Yani karakterin var,
silah geliştiriyorsun, evet. Ortamdan malzeme topluyorsun, silahları upgrade ediyorsun. Aynen aynen. Mission, task, görevler, bölümler filan falan. İşte bir de gideyim şu postu bulayım. O postum eksik kaldı. İşte side questlerin hepsini tamamladım mı? Tamamlamadım. Onları da tamamlamam lazım. %100'lerde mi? Tabii %100'lerde. Ben değil. Ben hikayeyi bittim tamam ben. Yok, o kadar ben... tatmin oluyorum ki. Ya hikaye bitince ben de mutlu oluyorum ama böyle o side questler orada yanım sönüyor ya beni rahatsız ediyor. O yüzden onları bitirmem lazım. Red Dead Redemption 2 desem. Ha, oynadınız mı Red Dead Redemption 2? Yok onu ben çok sevmedim. Oh be. Teşekkür ederim. Gerçekten kiminle muhabbeti yapsak herkes biraz dayan. 15 saat kadar dayanacak. Aynen, aynen, aynen. Benim o kadar vaktim yok ki oyun ayıracak yani. Ya ben vaktim olsa şey zevk almak istiyorum. Bir şey için 15 saat beklemek istemiyorum. Öyle yani. Bir vaktim yok zaten. Aynen. Bekleyecek bir 15 saatim yok benim. Evet ben yani zaten şey oluyor yani bir oyunu açıyorsun. Hani ilk bir saatte anlıyorsun zaten. Hani ben bunu oynayacağım oynamayacağım. Aynen, aynen. Oynamayacaksam ben hemen siliyorum zaten. İçeri gözüme bile gözükmesin. Aynen. Çıksın hayatta. Çünkü ben başlayınca bitirmek istiyorum. Öyle bir takıntı var. Ama oyunun sonunu görmem lazım yani. Hani sonra bütün side questleri açmam lazım. Alternate endinglere bakmam lazım evet. Falan. Hani onları bir yaşamak gerekiyor. Oyun bence o yüzden şey. Benim hayatımda çok yeri olan bir şey. Oyun ve oyunlaştırma. O yüzden hani bir arada oyun şirketi kurduk. Denedik. Fail ettik. Büyük patlattık. Yani bir Arcade Monk. Evet, evet. Arcade Monk diye bir tane social gaming. Facebook gaming şirketi kurduk. Facebook gaming'in bu en büyük patladığı Farmville'ler zamanı. Çok güzel işler yaptık ama iş inanılmaz medya intensif bir iş yani. Çok fazla medya parası harcaman gerekiyor. Harcadık paramız bitti. Tamam sonra işte hani yatırım al gene aynı harca işte çok büyük oyun. Şey yapamadık istediğimiz gibi olmadı o. Ama mesela şimdi biz o işi şimdi yapmış olsaydık çok farklı bir şey olurdu. Niye? Çünkü şimdi bu işte hyper casual dediğimiz iki arkadaş bir tane oyun yapıyorlar. Oyun tutarsa... Game over yani hani evet. Çok zengin olabiliyorlar ya da çok başarılı olabiliyorlar. Fez, Super Meat Boy ve tabii bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Türkiye'den de çıkan çok başarılı işler var. O yüzden ben aslında orada bir tekrar position işte aynen Gram Games şimdi Arcade bence mesela iyi gelenlerden arkada. Ben orada mesela bir pozisyon almak istiyorum. Bir önümüzdeki 5 sene içerisinde artık bir tane daha oyun mu yaparım? He. Böyle bir projemi desteklerim, öyle bir şeyin içine mi girerim tekrar ama oyun benim çok sevdiğim ve çok keyif aldığım bir konu. O yüzden bir şekilde bulaşmak istiyorum. Böyle bir şimdi şeylere de bakıyorum. İşte yeni nesil virtual reality dünyaları, oyunlar, augmented reality dünyaları. Belki biraz orada işte bu hyper casual'la augmented reality'yi birleştirme fikri bana çok ilginç geliyor. Yani telefondan değil de hani headset tak ve böyle burada oyna. Ama gerçekten 10 dakika oyna yani. Hyper casual oluyor o ya. Tak takıyorsun 10 dakika oynuyorsun. Sonra çıkarıyorsun. Hayatına devam ediyorsun. O yüzden hani ya da böyle mesela şimdi hyper casual tabii full bir gözlük bütün hayatımız içinde olsa belki gün içinde böyle fıt açarım tekrar tık tık oynarım tık kapatırım onu hani devam ederim falan. Hani o yüzden o hyper casual ve augmented reality dünyası bana çok ilginç geliyor. Bir de o işin şey tarafı da var. Şimdi tabii böyle birden bir fast forward 10 yıl 5 yıl yaptım ama işte burada üçümüz oturuyoruz. Üçümüzde de gözlük var. İşte bir yandan işimizi yapıyoruz. Belki yani önümüzde bir arayüz açık ve şurada bir yalan bir şey. Virtual keyboardla virtual keyboard virtual screen'le çalışıyoruz. Sonra çok sıkıldık hadi game bir oyun oynuyoruz. Burada mesela şey oynuyoruz. İşte tower oyunları olur ya. Mesela burada böyle tower oyunu oynuyoruz beraber. Multiplayer. Ben burada adam basıyorum. Tabii tabii burada böyle fıttırıyorsun falan. Patlıyor bilmem ne falan. Tamam arkadaşlar işte buraya da counter koymuşuz. 15 dakika oynayacağız diyor. Böyle pıt 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 dönüyor falan. Ne kadar güzel. Bitiyor böyle flap 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 toplarıp kapanıyor. Biz tekrar işimize dönüyoruz. Mesela... Yapın şunu biraz oynayalım. Çok zevkli yani. Hemen yani, bir enerji tazeliyor. Tabii bir de yani physical evet, multiplayer yani. Hani gerçekten beraber oynuyoruz. Hani telefonun içinde değiliz yani. Ama yani bunu şöyle değil. Değil. Gözlük. Aynen. Yastasın. Aynen aynen. Çok güzel olur. Yani. Mesela onlar falan beni çok böyle çok düşündürüyor yani. Çok hoşuma gidiyor o dünya. Kesin olur değil mi? Yani zaten ya bence olacak. Şimdi işte ama... Motion Leap, işte bu Magic Leap çıkıyor biliyorsun. Magic Leap headseti. Şeyin Microsoft'un headseti var. Şimdi onlar o headsetleri küçültmeye, sadeleştirmeye çalışıyorlar. Bence önümüzdeki 5 yıl içinde bu söylediğimin bir versiyonu olmuş olacak yani. 10 yıl içinde kesinlikle olacak. Hadi inşallah ya. Yani o yüzden 10 yıl sonra doğacak çocuklar çok şanslı. Evet. Ya ben bu arada bizim nesilik, biz 93-91 olarak 90 ilk nesillerindeniz. Ben kendi neslimi seviyorum. Ben süper analogla dijital arasında kalmış nesil olarak acayip mutluyum. Ya benim oğlum var mesela şimdi 9 yaşında. Allah bağışlasın. Adam... Bir şey yazmadan önce sesle komut etmeyi öğrendi. Çünkü her yerde mikrofon butonu var. Bu ne diye basıyor. Orada böyle bir işte konuş diye bir şey yazıyor. Şimdi mesela YouTube'a basmış mesela daha 4 yaşındayken. Konuşuyor. Konuştuğu şeyin videosu geliyor. Bunu bir anladı. Bitti olay yani. Basıyor bir şey söylüyor. Basıyor başka bir şey söylüyor. İyi tarafı ne? Pronunciation düzeldi kendiliğinden. Çünkü hani söyleyemeyince gelmiyor. Gelmeyince deliriyor. Tamam böyle gidiyor mesela. Hani bu nasıl söyleniyor diye geliyor bana soruyor mesela. Ben doğrusunu söylüyorum. Ha tamam diyor. Onu anında öğreniyor. Sonra video seyrediyor. Videodan dinliyor her şeyi.
Mesela benim oğlan şimdi 9 yaşında. Yani İngilizceden Türkçe'ye fluent geçiyor konuşurken evet. ve anlamıyorsun geçtiğini. Yani şey hani benim şimdi kulağım İngilizce duymaya çok alışık. Hı-hı. O yüzden ben de farkında olmuyorum bazen ne dinlediğimi. Mesela böyle kendi aralarında ikizler. Kendi aralarında konuşuyorlar mesela. Türkçe konuşurken İngilizce'ye geçiyorlar. Ben fark etmiyorum. Onlar da fark etmiyorlar ama yani şey böyle hani dil değiştiriyorlar. Sonra tekrar dil değiştiriyorlar. Doğal olarak aslında. Çok doğal olarak. Çok ve böyle hani normalde şey olur ya işte Türkçe konuşurken İngilizce konuşurken herkes de böyle bir birden bir aksan değişmesi olur. Birden böyle bir you know açma yayın falan diye konuşmaya başlar. Hiç öyle değil. Herif Türkçe konuşur gibi İngilizce konuşuyor. Süper akıcı, süper rahat. Hiç tonlamasında kayıp yok. Ve bunun sebebi sadece bu eğitim şey plus ve bunlar her şey. Çünkü yani eğitim de önemli. Ama adam bütün gün ya işte vaktin ciddi bir kısmında oyun oynuyor. iPad ile zaman geçiriyor. PUBG'de başkalarıyla kapışıyor. 9 yaşında. Ve işte voice da kontrol ediyor her şeyi. O yüzden de hani ses, aktif pronunciation. Aktif olarak da şey yapıyor bunu. Yani tabii yaşıyor. Sürekli. Yaşıyor tabii. Evet, bunu o yüzden de mesela şimdi o nesil öyle yetişiyor. Şimdi bir sonraki nesil daha da ilginç yetişecek yani. Hani virtual her şey. Ekran yok, klavye yok, her şey virtual. Bir tane bir şey takıyorsun. Daha hafif bir burada yani. Çıkıyor yani. Çakıda 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 falan yani. Hı-hı. Aynen bambaşka bir dünyaya girecekler onlar. Çok acayip. Biz burada olacak. İki sırt çantası dolusu eşya ile geliyoruz. Vallahi tabii ki. Aynen öyle. Bambaşka hiçbir şey yok. Bir tane gözlük takacaksın belki sadece. Bakalım. O yüzden mesela sci-fi benim çok ilgimi çekiyor. En çok okumayı sevdiğim kategorilerden bir tanesi benim sci-fi. Ve böyle dönem dönem şey yapıyorum böyle mesela işte. Son 5 yılda çıkmış en iyi sci-fi'ler nedir işte. Hı-hı. Top 20 sci-fi. Bunlar. İyi, tamam. Al onları bir oku bakalım ne olmuş falan. Ve böyle bunları da genellikle şey seçmeye çalışıyorum. Hani hepsi İngiliz, hepsi Amerikalı değil de. Çinli, Amerikalı, Fransız, Ruslu, İngiliz falan gibi. Kafalara bakayım. Hani kültür. Çünkü orada mesela Afrikalı mesela bir tane kadının yazdığı bir şey okudum. Bir böyle distopya yani hı-hı. kötü bir gelecekte geçen bir hikaye okudum. İşte bugünkü dünyadan 2000 yıl sonra taş devrine dönmüş her şey. Ama böyle şeylerin yaşayan insanların bir kısmının güçleri var. Ama bu güçler de şey gibi böyle hani kötü yani witch gibi görülüyorlar. Halbuki bu arkadaşlar şeyler hani bir anlamda dünyanın içinde o bütün her şey kötü şeyden sonra geriye kalan maintainer'lar yani şey adminler aslında öyle seri. Admin bırakmışlar bir miktar. Bir şey patlarsa bunlar düzelsin diye. Sonra halk hani resetlenmiş yani. Hani oyun resetleniyor sadece adminler kalıyor gibi. Ve mesela kadın hem kadın olduğu için hem Afrika Afro-Amerikan olduğu için Afrikalı olduğu için pardon. Mesela bütün kitabın perspektifi süper feministti. He. Hero kadın, işte erkekler kötü rollerdeler hep filan falan. Ve böyle bir yandan da anne olduğu için de yazan bütün o hani doğa ve insanın ilişkisini çok böyle anne ve çocuk ilişkisine benzetmiştir. Mesela inanılmaz bir perspektifti. Hani o kitabı okuyunca. Sonra ne bileyim işte hemen yanında bir tane Murakami okuyorsun. Murakami'nin de çünkü bilim kurguları var. Murakami zaten inanılmaz bir yazar. Vay filan diyorsun böyle. Sonra işte araya bir tane Çinli koyuyorsun. Çinler zaten çılgın. Adam astrofizik paper level'ında bilim kurgu kitabı yazmış. Tamam mı? Böyle ilk 400 sayfa böyle çok yavaş ilerledim. Çünkü şey böyle şimdi bilmem ne teoremi diyor. Ben girip teoreme bakıyorum işte, falan. Anlatıyor mu? Anlatıyor biraz ama merak da ediyorsun. Bilim işte şey diyor mesela. 7. boyutta çalışan süper computer diyor mesela. 7th dimension. Falan diye böyle araştırıyorsun. Farklı boyutta nasıl olacak bu işler falan diye. İşte sonra biliyorsun ki bakıyorsun şu an mesela quantum kompütürlere çalışıyorlar ya. Quantum kompütürleri 4 dimension zaten. 3 boyutlu değil 4 boyutlu zaman vesaireden dolayı. İşte 5 boyutlu makine yapmaya çalışıyorlar falan. Ha bir dakika diyorsun falan. Ha diyorsun bu adam dediği şey o zaman buradan dolayıymış falan. Sonra işte uzaylılar o işte dimension'dan bilmem ne yapıyor falan. Ha falan oluyorsun. Böyle bir şey öğreniyorsun yani çok ilginç. Ama herif seni zorluyor yani. Öğrenmezsen kitaba devam edemiyorsun. Yani öyle bir challenge var. Şey çok değil. Yani böyle falan değil yani. Böyle, astrofizik. Biraz astrofizikten anla. Genel kültürün olsun. Hani. Biraz genel kültürün olsun falan diyor sana. Böyle şey yapıyorsun. Hani tamam abi öğreneceğim de öyle okuyacağım falan diyorsun. Çalışmayanlar okumasın. Tabii tabii. Ya, ama çok güzel bir challenge yani. Mesela çünkü kesinlikle. Ben şuna inanıyorum hayatla ilgili. Şimdi hayatı bir kaya balığı gibi geçirmek çok kolay. Tamam, bir yere, hani böyle, aynen böyle işte. İşte hadi geçti bugün de geçti falan hani böyle ne yaptık televizyon seyrettik. Televizyon seyrettik influencerlara baktım arada. Evet. Bir iki like fışkırttım sağa sola. İşte bir tane selfie'mi de çektim. Aynen içtim yedim güzel fotoğrafımı da koydum bitti. Tamam ertesi gün geldi ne yaptın oyun oynadın yemek yedin arkadaşlara takıldın bitti. Güzel devam ediyor. Ha böyle tık 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 gidi. Peki son 3 ayda ne yaptın? Hani toplam dünyaya pozitif katkın ne oldu yani hani. Bir tane yazı mı yazdın? Birileri okuyup bir şey öğrendi. İki tane değişik tweet attın milletin aklına bir şey mi soktun? Değişik videolar paylaştın öğretici, eğitici. İnsanların görmediği şeyler mi gördün? Bir kitap okudun, onunla ilgili bir yazı yazdın.
İnsanlar bu sayede o kitabı merak etti ve kitabı alıp bir şey mi öğrendiler? Ya da literally gerçekten bir şey mi ürettin yani? Bu bir yemek olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir yazı olabilir, bu bir fotoğraf olabilir. Ama yani ne yaptın yani? Anladın mı? Hani bu geçti, bir ay geçti, sen ne yaptın? Sorusunu çoğu insan kendine sormuyor. O yüzden de böyle kaya balığı gibi giden ya da sürükleyerek geçen çok fazla insan var. Bir yandan da öyle yaşamak çok kolay. Tabii. Yani işte depresyon, hani depresyona girince böyle zaman çok hızlı geçiyor ya, falan oluyorsun böyle. 6 ay geçmiş, ne yaptım ben? Zero. Ya. Çok öyle yaşayan çok insan var. Hani bunu depresyon formatında değil de farklı formatlarda yaşayan. O yüzden bence mutluluk, gerçek anlamda mutluluk. Güzel bir yere bağlayacağım. Lütfen yani. Gerçek anlamda mutluluk fulfillment'tan geliyor. Fulfillment dediğimiz şey ne? Ben vaktimi boşa değil de vaktimi bir şeyler yaparak geçirdim. Bu bir çocuğun hayatını değiştirmiş olabilirsin, eğitim. İşe yaramak. Yani işe yaramak yani. Hani sadece işe yaramak da değil. Katkıda bulunmak. Yani. Katkıda bulunmak yani. Hani bir şeylerin içini doldurmak. Hı-hı. Ve bir şeylerin oluş şeklinden mutlu ve tatmin olmak. Üretmek yani. Bir şekilde üretken olmak. Bir şekilde senin küçücük bir tuzun olması. Onda. Evet abi. Güzel bir şey de hani bazı insanlar vardır ya, ben nedense çok görmüyorum ve benim çok şaşırdığım bir şey. Ben eğer güzel bir şey görüyorsam dahil olmalıyım ya. Hani evet, zorundayım kesin. Gibi hissediyorum. Abi ne olur size bir şey yazayım. Metin yazayım en azından yani. Aynen. Ama ben o hissiyatını da paylaşayım. Bu yüzden işte topluluklar, işte topluluk yöneticisi denilen şey aslında bu yüzden var ya. Sen Fenerbahçelisin. Aynen. Ve Fenerbahçelilerin bir topluluğu var aslında. Aynen. Biz uğraşıyoruz biliyorum. Evet. Aynen. Ve ya aslında sen o topluluk ait olmak için Fener ürün satıyorsun. Aynen. Yani ben buraya bir Fener tişörtüyle gelseydim, sende de olsaydı, aa biz community. Zümrenin parçası oluyorsun. O yüzden bir yandan da şey var. Şimdi benim Allah korkum var, tamam mı? Eventually öleceğiz yani. Öldüğümüz ortada böyle alacaklar karşıya. Kanka sen ne yaptın? Bak 68 yıl yaşamışsın. Hadi ilk 16-18 yıl şuursuzdun. Yani sonra bir 50 yıl var. Fena başlamamışsın. Sonra ne yaptın? Sen ne yaptın? Bir anlat bakalım dediğinde ve son 20 yıl çok hatırlamıyorum falan dersen sıçtın yani. O yüzden de şimdi ben bir şekilde kendimde şey zor vicdanını ve vicdani rahatsızlığını hissediyorum. Hani şimdi ben kitap okuyorum. Ben o kitapları biriyle paylaşmam lazım. Birilerine anlatmam lazım. Ya da şimdi bir şey yazıyorum. O yazdığım şeyi paylaşmam lazım. İşte iş yapıyorum markalara. O yaptığım işlerin o markalara faydası olması lazım. Ya da işte bir markayla konuşuyorum. Bakıyorum ki daha bazı şeylere uyanmamış. Benim onu uyandırmam lazım ki o marka hani hayatın, o marka ve o insan hayatında bir sonraki noktaya geçebilsin. Aynı şekilde bir yandan da hani sadece yani bu süreç tek taraflı da olmamalı. Yani sadece vererek de olmaz. Alman da lazım. O yüzden almak tarafında dinlemek gerekiyor. Yani işte bu arkadaş ne anlatıyor? Yani benim bilmediğim bir şey anlatıyor. Bir dinleyeyim, belki bir şey öğrenirim. Ya da işte ben bu kitabı önerdim. Sen hangi kitabı önerdin? Ve niye önerdin? Hani yani ben şimdi bilim kurgu XYZ dedim. Sen diyeceksin bilmem ne kitabı çok iyi. Tamam. Neden iyi? Çünkü şu yüzden. Okuyayım. Bakacağım senin hakkında bir karar vereceğim ben mesela okuduğum kitaptan. Kesinlikle. Diyeceğim ki bu adam bu kitabı seçtiyse bundan bir şey olmaz yani. Ya diyeceğim ki oha çok iyi kitapmış. Bir dakika benim bu çocukla tekrar buluşmam lazım. Bir sonraki malzemeyi almam lazım. Böyle zümre oluyorsun. Aynen. Paylaşmadan zümre olamazsın. Artık birinin tanıma muhabbeti zaten o kadar kapalı kutu ki herkes. Çünkü hiç kimse bir şey yapmıyor. Aynen. Biz Playtush'un konuk aldığımızda şu özelliklerine bayılmıştım. Birini işe alırken müzik zevki tehdidi de var. Müzik zevkine göre adam diyor ki hani evet buraya gelir. Güzel bir videograf olabilir. Güzel bir metin yazarı olabilir. Ama müzikten de anlaması lazım. Biz önem veriyoruz adam seçerken diyor. Çünkü onun hakkında bir sonuca varıyoruz bu müzikte. Tabii tabii. Farklı şekillerde olması lazım. Tam da kendi konularına zaten örtüşüyor. Çok iyisin abi kesinlikle. Lütfen. Ama işte tam olarak bu zaten bu dediğin şey kültür yaratıyor. Hı-hı. Ve kültürü doğru tasarlarsan o zaman iş yerinde mutlu oluyorsun. Hı-hı. Çünkü yani şöyle bir ortam hayal et. İçeri giriyorsun ve içeri girer girmez düşündüğün ilk şey şu. Atıyorum böyle bir masada oturuyorsun diyelim. 7 kişisiniz. Sen 7. olarak geldin. 6 kişi oturuyorlar ve çalışıyorlar. Bakıyorsun 6 kişiye diyorsun ki bu masadaki herkese hemen bir şey öğrenebilirim. Aynen. Bence bundan daha mutlu bir iş yeri yok o zaman. Çünkü işte sen bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Bir yerde takılıyorsun. Biliyorsun ki masadaki birinin cevabı var senin takıldığın şeyle ilgili. Ya da biliyorsun ki öğlen yemeğinde konuşurken sana yeni bir şey anlatacaklar ve yeni bir şey öğreneceksin. Ve akşam eve sabah başladığından daha iyi bir insan olarak gideceksin. Daha iyi, daha gelişmiş, daha bilgili. Ama zaten yani mutluluk bu. Çünkü bunları yaptığın zaman, sonra bunları etrafa aktardığın zaman, eşine, kardeşine, çocuklarına, çevreye aktardığın zaman o zaman işte o life cycle tamamlanmış. Hı-hı. O zaman işte ekosistem oluyor. Hı-hı. İşte hani ağaç topraktan alıyor, sonra da işte hani yapraklardan veriyor ya. Senin de ağaç gibi olman lazım. Bir şeyler alıp sonra bir şeyler veriyor olman lazım ki
o ekosistem devam etsin. Şimdi bu çok zor bir şey. Yani zor çünkü sorumluluk istiyor. Hı hı. Üretmek çok ciddi bir sorumluluk. Çünkü genellikle insanlar üretmeyi devam ettiremiyor. Bak sen diyorsun ki 15. bölüm. Evet. Büyük başarı. Bir şeyi 15 kere yapıyor olmak, yapabiliyor olmak. Bunu 150 kere yapıyor olmak çok daha büyük başarı. Aynen. Ve mesela şimdi bu işin normalde bir entry bariyeri yok değil mi? Hani hı-hı, ben de yarın podcast'a başlayabilirim. Tabii, tabii. Entry bariyeri ne biliyor musun? İşte o consistency. Evet. 150 kere yapabilecek miyim? Ben aynen, mesela aynı anda başladığımızda ikimiz de 150'ye gelebileceğiz mi? Ben bir yerlerde dökülüyorsam entry bariyerini sen consistency ile koymuş oluyorsun. Ya, değil mi? Başkalarıyla. Aynen. Kopuşsak ama. Aynen değil mi? Çok güzel olabilir. O yüzden de işte consistency öyle bir şey. Yani sen eğer şeyi yaparsan, bir şeyi başarmak için gereken enerjiyi koyarsan ve vazgeçmezsen, o zaman zaten başarılı oluyorsun. Aynen, aynen. Çünkü sadece sen kalıyorsun bir süreden sonra. Herkes dökülüyor. Ya da kalanlar birden fazlaysa daha da iyi. Aynen. Çünkü o zaman ekosistem yaratmış oluyorsun. Hastada hep beraber aynen, büyütüyorsunuz. Ağaçtaki tek orman sen olmuyorsun. Evet, bence çok daha değerli bir şey. O yüzden de şimdi o zaten hani en güzel olabilecek şey. Yemişim. Evet, aynen. Hani bunun bir alt versiyonu dediğim gibi hani herkesten sıyrılıyorsun sen. İşte o ne diyeyim, çürük elmalar dökülüyor. Ve sen kalıyorsun. E şimdi bunun birçok kulvarda ve birçok konuda aynı anda gerçekleştiğini düşün. Girişimlerde gerçekleştiğini düşün. İçerik creation'da gerçekleştiğini düşün. Influencer'larda gerçekleştiğini düşün. Yazarlarda, şairlerde, işte film yapanlarda, makine kitap yazanlarlarda, makine mühendislerinin hepsinde birden olduğunu düşün. Herkes kendini sürekli ileriye doğru ittiğini bir vektör olarak ve geri kalan arkada kalanların da temizlendiğini düşün. Bir süre sonra kalan society çok high level bir şey oluyor. Değil mi? Evet. Keşke öyle olsa. Keşke onlar hepsinin ortasında bir muhabbet etsek. Yani evet, başka hiçbir şey istemiyorum. Oraya ya, doğru gidiyoruz. Ama işte orada da şöyle bir şey var. Bunlar zaman içinde hep olmuş aslında. İşte mesela hani hep şey vardır ya, taştaki kılıç hikayesi. Arthur ve taştaki kılıç. İşte Round Table. Excalibur işte hani Round Table şövalyeleri. Mesela o işte onun crew'u mu ya? Onun tayfasıymış yani. Evet, evet. O top insanlarmış onlar işte. Biz 10 kişiyiz, 12 kişiyiz neyse. Tamam, biz böyle bu konudaki en tepedeki 12 tane adamız hani. Evet. Bu ülkenin geleceğine biz karar vereceğiz. Çünkü bunu yapabilecek insanlarız demiş. Önemli olan biz Türkiye olarak bu society, bunun sayısı 100 bin olabilir, 10 bin olabilir, 1000 olabilir fark etmez. Ama bu topluluğu ve bu zümreyi ve zümreleri, alt zümreleri, bunların hepsinin bir alt zümresi de olması lazım. Çünkü yaratmamız lazım. Çünkü onları yaptığımız zaman bu insanların topluluğundan ortaya çıkan beyin gücü, hareket kabiliyeti ve yapılabilecek şeyler çok inanılmaz. Mesela bak, Sina Afra girişimcilik vakfını kurdu değil mi? Mesela büyük hareket. Tamam mı? O kadar hani iyi bir şey yaptı ki mesela Çobani gördü, beğendi ve Çobani de onun arkasından bir tane daha kurdu. Evet, tamam mı? İşte aynen. Model aldılar ve o hani onun üzerinden devam ettiler. Ve belki şimdi onları takip eden bu ikisi birden yaptı deyip ben geride kalmayayım deyip biri daha yapacak. Ve işte o hani kültürü oluşmaya başlayacak. Aynen işte. Bunlar consistent olarak devam edebilirlerse, o hani sıyrılma olmazsa ya da sıyrılmalar daha küçük şeylerde olursa 5 yıl sonra işte Türkiye'den 15 bin girişimci çıkartmış 3 tane vakıf olacak yani. Ya, tamam mı? E şimdi bunun şey versiyonuna gel. Atıyorum. Melek yatırımcı versiyonuna gel. Bir sürü şimdi güzel melek yatırım şeyi var. Organizasyonu var. Sayıları da artıyor. Çok güzel. Bunlar da zaman içinde hangisi daha çok başarılı, geri dönüşü yüksek projeler çıkarıyorsa sivrilecekler. O sivrilenler gittikçe daha başarılı olacak. Bunların sayısı arttıkça işte o zaman Silicon Valley oluyorsun. Aynen. Çünkü ekosistem oluyor, kültür oluyor, insanlar gelişiyor. İyi örneklerin sayısı büyük örneklerden daha fazla oluyor, kötü örneklerden daha fazla oluyor. O yüzden de insanlar diyorlar ki bir şeyler iyiye gidiyor. Çünkü genellikle şöyle bir yanılgı oluyor ya, bir şeyler iyiye gidiyorken hiç kötü şey olmaz. Hayır, süper bir yanlış o. Bir şeyler iyi gidiyorken iyi şeylerin sayısı kötülerden fazladır. Aynen. Kötü şey her zaman olur. Aynen. Hayatta her zaman fuck up var ve olacak yani. Ki ama olmalı da. Ve olmalı da. Ama hayatın toplamında ki iyilerin miktarı kötülerden fazlaysa zaten artıda oluyorsun. Kesinlikle. Her şey öyle. Bütün az ekosistem öyle çalışıyor. Yok, yani iniş çıkış çok önemli bir şey yani. Ama işte yani bak. Ama çıkıştaki yani toplam çizgi yukarı doğru çıkıyorsa, evet, vektör yukarı doğruysa problem yok. Arada hani şu olabilir. Olması da sıkıntı yok ki. O da şey hatta zaten. Düştükçe yani enerji topluyorsun. Yukarı çıkıyorsun yani. Hani yani yere olarak daha fazla olmuş. Tabii işte yani zıplamak için yerde enerji alıyorsun ya. Hani işte yani bir yere çarpacaksın yani. Yani bu kazansan bunun bir anlamı olmaz. Bir de şey oluyor zaten hani insan doğası gereği bizim beynimiz çok hızlı adapte oluyor. Kesinlikle. Şimdi sen mesela ilk diyelim milli piyangoyu kazandın ve diyelim işte 5 milyon TL'ye kazandın, tamam mı? Oo, hayatın değişti senin. Kesin tamam değişir. Sonraki yıl yine 5 milyon TL kazan. O kadar hayatın değişmez. Kesinlikle.
Sonraki yıl yine 5 milyon kazan. Hiçbir şey fark etmiyor. Ya maaşımı almış olurum. Yani evet şey böyle. İyi tamam işte ya 300 defa oldu. 400 defa olmaz ki falan. Ben de çıkarım. Daha aynen işte 3 yıldır 3 kere kazanan adam falan falan yani. O kadar ama hani üçüncünün marjinal faydası sana sıfır. Evet. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Çünkü zaten hani normal düzgün yaşamak isteyen bir insan için 10 milyon TL inanılmaz bir para. Tabii ki canım. Ya bugün sen faize koysan hani Türk usulü her zaman muhabbet olur ya. Faize koysan hani hesabı yapalım. Hesap 2,5 milyon lira getiriyor tamam mı? 124 bin, 125 bin veriyorlar. 2,5 milyon dediğin şey aylık. Hani, bu kadar hakim olmanız bizi çok üzdü. Tamam. Aylık hani aylık 200 bin lira mı diyor? 10 milyon dedik. 2 milyon. Tabii. Aylık evet. Aylık 200 bin lira aylık 200 bin lira para alıyorsun yani. Tamam mı? Faiz olarak. Hadi işte dolara koysan daha az falan ama neçede yani aylık something para alıyorsun. Evet. Yani harcayabileceğinden fazla para alıyorsun özetle. Tamam mı? Şimdi mesela o zaman işte mesela bak o zaman gerçekten insan olarak ne olduğunu ortaya çıkıyor. Yani sana biri diyecek ki hayatın sonuna kadar çalışmak zorunda değilsin. Tamam ama yani günlük ihtiyaçların her şeyin problemi. Bir şey almak istersen alabileceksin. Bir şeyle uğraşırım. Yani işte bu iyi bir şey. Olmasam da. Ya ama işte uğraşmayacak çok fazla insan var. Olamaz ya. Çok fazla insan gerçekten var. Gerçekten hayal edemiyorum var yani abi. Kendimi. Oturacak bütün gün içecek, oyun oynayacak, ha, şey yapacak ve bir şekilde geçecek değil mi? Böyle bitecek hayat yani. Böyle çok fazla insan var. O da iyi. Tamam. Okay, saygı değil iyi. Saygı duyuyorum. Hayır şu iyi değil. Yer kaplıyor o insanlar. Tamam mı? Şimdi o insanların yerine o parayı alıp bir değere dönüştürecek insan sayısı daha fazla olsa ya da biz o insanları o şekilde eğitebilsek toplum olarak. Aynen. O zaman bunun kaldıraç çarpının çok yüksek oluyor. Yani şöyle düşün. İşte bugün diyelim ki her 100 insandan 6'sı faydaya dönüştürme kafalı. 94'ü alırım yaşarım. Evet. Faiziyle hayatımı sonuna kadar harcılar tamam mı? Şimdi sen 94 kişiden 6 kişi daha convert etsen bu tarafa %100 artıyor. Evet. Çarpı 2 oluyor. Evet. Burada hala 88 insan var bu arada. 12'ye 88 yani. Burası bunun 7 katı. Hala çok güçlüler. Hala çok güçlüler yani. Bir 6 kişi daha convert etsen %50 daha arttı. Tamam bir 6 kişi daha %30 daha arttı. Yani hani impact çok büyük oluyor. O yüzden de kültür, adam muaşeret, eğitim ve hani o böyle bir insanları bu şekilde formatlamak ya da işte bu şekilde yetiştirmek. Lafta değil, realde bir. Evet çok, bence çok kritik. Çünkü şimdi hani İnsan hayatını ne modelliyor? Önce aile modelliyor. Senin ailenin içinden aldığın her şey. Aynen. Şimdi o yapı düzgün değilse zaten bir sıfır eksik başlıyorsun. Hı-hı. Sonra eğitim sistemi bir yere kadar ama küçük kısmı bence. Yüzdesi olarak ben eğitim sisteminin etkisinin çok az olduğunu düşünüyorum. Ama asıl hayattan aldığın eğitim. Asıl hayattan aldığın eğitim ne? Arkadaşların. İşte okuldaki o hoca. Sevdiğin var arada konuştuğun. İlk iş yerine girdiğindeki ilk patronun. Sonra işte işte tanıştığın diğer insanlar. Ya. Mentorun. Vesaire işte tanıştığın insanlar işte konuşmasına gittiğin, dinlediğin, çok etkilendiğin, konuştuğun, yazıştığın o insanlar. Bunlar senin eğitimini devam ettiriyor. Aynen. Ve sen. Sen sonra da sen. Sonra da sen. Şimdi hepsi. Ama bak sen olmak için önce bir senin oluşması lazım. Ha. Sen oluşmadan sen kendini bilmiyorsun ki. Çoğu insan kendini 30'larda bilmeye başlıyor. Ne ihtiyacın olduğunu anca. Evet çünkü malzemeyi tanımıyorsun evet. Daha. Tamam. Evet. Hani önce kabı tanıyorsun. Sonra biraz içini doldurmuşsun ya da doldurmuşlar işte aile, okul bilmem. Ne koymuşlar diye bakıyorsun. Bir kısmını atıyorsun. Kalandan başlıyorsun. Sonra inşa etmeye başlıyorsun. Bu 30'dan sonra oluyor. Doğru, düzgün ve gelişen bir insan olmak bir iş. Ciddi bir sorumluluk. Çünkü yani şunu düşünerek yaşaman gerekiyor. Hani her gün şu bilinçle yaşaman gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Etrafında ne faydam var? Şimdi bu böyle, böyle cümle kurmak çok kolay ama çok zor bir şey. Çünkü böyle bir bilince sahip olmak çok kolay değil. Ve bu bilinci kaybetmek daha da kolay. Çünkü seni bu bilinçten dışarıya çıkaracak çok fazla şey var işte. Evet, yani. Instagram var, hani televizyon var, Netflix var. Arkadaşlar var, içmek var, yemek var, yuvarlanmak var filan. Ve hani toplum zaten tembelliğe ve tüketime doğru sürekli kaydığı için sen tersine doğru yüzmeye çalışan bir birey oluyorsun doğal olarak. Hani okumaya çalışıyorsun seyretmek yerine. İşte gereksiz şeyler seyretmek yerine okumaya çalışıyorsun. Tüketmek yerine üretmeye çalışıyorsun. İşte saklamak yerine paylaşmaya çalışıyorsun. Almak yerine vermeye çalışıyorsun. Şimdi bu çok zor bir bilinç düzeyi. Dışarıya bir evet. Sürekli değil mi? Hayır, içeride sürekli bir makine çalışması lazım. Ve sürekli üretiyor ve evet. O ürettiği her şeyi paylaşıyor. Ve veriyor olması gerekiyor. Şimdi böyle yaşarsan, mesela böyle yaşayan insanlara bakıyorsun. İşte mesela Stephen King. Yüzlerce kitap yazdı. Evet. Yüzlerce.
6 ayda bir kitap yazıyor adam. Tamam. Ve bu arada Stephen King çılgın kitap okuyor. Yılda 100 kitap falan okuyor bu adam. Haftada kitap okuyor. Aynen bunu soruyorlar. Abi ne arada okuyorsun? Adam diyor ki ben her boş bulduğum arada kitap okuyorum. Yani bununla ilgili çok hikaye var Stephen King'de. Bayağı herif sırada bekliyor. Mesela sinema sırasına girecek değil mi? Kitap okuyor. İşte bilmem ne yapıyor. Kitap okuyor. İşte sabah kalkıyor. Kitap okuyor. Tuvalette kitap okuyor. Herif boş bulduğu her an kitap okuyor. Mesela işte sinemada ağrı oluyor. Kitap okuyor herif mesela. Hani öyle kalka fren yapmıyor. En iyi herif çünkü bunu seviyor ve buna göre kendini organize etmiş. Yani. Aynen. Şimdi bu sadece çok küçük bir örnek. Hani gerçek anlamda üreten ve etrafa değer sağlayan insanlara baktığın zaman bu insanlar gerçekten hayatta çok farklı yaşamışlar. Yaşayış şekli olarak hani işte biraz önce tüketmek ve üretmek konuştuk ya. Hani sahip olmaya karar verdikleri şeyler. Hayattaki neyin daha önemli olduğuyla ilgili aldığı kararlar. Ve aslında bunları okuyunca, duyunca ya da görünce bazen de bu insanlarla tanışıyorsun. Mesela şey oluyorsun yani ulan ben boşa yaşıyorum diyorsun yani. Evet. Ben bunu hissediyorum ve, çok. Ve o his böyle çok böyle üzücü ve çok uyandırıcı bir his. Aynen. Yani. Hani üzücü çünkü ulan geçen yıllar, uyandırıcı en azından daha hani var yani. Hissetmeliyim bir şey. Daha var. Aynen. Ha bir yandan da çünkü bak yani perspektife koymak bir insanın bence ilk öğrenmesi gereken şey yetenek. Hı-hı. Ya da ne diyeyim meziyet. Hı-hı. Perspektife koymak ne demek? Yani birkaç tane örnekle anlatayım. Şimdi ben 42 yaşındayım. Tamam. Evden 24 yaşında ayrıldım. Hı-hı. Tamam. 23 yaşında ayrıldım. Yani 0-24 arası ailemle yaşadım. Tamam. Bunun böyle farkında olduğum zamanı de ki 6-24 olsun. Yani baktığım şeyi görüyorum. Anneme bakıyorum, annemi görüyorum. Babama bakıyorum, babamı görüyorum. Hı-hı. Yani 18 yıl ben ailemle yaşamışım. Tamam. 18 çarpı 365 kadar ailemle yaşamışım. 400'e çarpalım hesap koyuyorsun. 7000 gün yaşamışım ailemle. Şimdi normal bir yılımda şimdi ben ailemi ayda bir görüyorum. Hadi de ki çok iyi bir çocuk olsam ayda iki görüyorum. Tamam bu yılda 24 kere görüyorsun demek ki. 20 yılda 480 kere görüyorsun. 7200'e topla 7700 etti. Sen ailenle geçirdiğin zamanın %95'ini geçirdin artık. 40 yaşını geçtiğin anda bitti, değil mi? Beraber ailenle geçirdiğin anneni babanı hayatın boyunca toplam göreceğin zamanın %95'i geçti. Geri sadece %5 kaldı. Ne kadar değerli şu an değil mi? Ve her yılda o %5'ten 0.5 falan yiyorsun. Hı-hı. Tamam mı? Yani gerçekten ben ailemi belki 600 kere daha göreceğim. Öyle düşün yani. Ben ailemi 600 kere daha göreceğim. Bir kere gördüm 599 kaldı. Tamam. Öyle olduğu için şimdi mesela onun senin için anlamı değişiyor. Aa diyorsun bunlar sayılı artık. Hani tık 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 diye gidiyor yani. Aynen etkinlik ama kıymetli yani, değeri şey diye artıyor. Hani mesela şey diye bakabilirsin. İşte gene anamla babamla falan. Falan diye düşünebilirsin. Ama öteki taraftan o insanı belki 100 kere daha göreceksin sadece. Yani. O kadar kaldı yani. Bir dakika diyorsun. O zaman perspektifin değişiyor. Başka bir örnek. İşte mesela diyelim 30 yaşındasın. Tamam mı? Ortalama 30 yaşındaysan, Türkiye'de işte üniversiteden çıktın ve çalışmaya başladın kafasındaysan 6-7 yıldır çalışıyorsun 30 yaşındaysan. Normal ortalamayı alıyorum. Hı-hı. Genç başlayanlardan saymayalım. Hı-hı. 6-7 yıldır çalışıyor oluyorsun. Tamam mı? Ve diyelim 60 yaşında da bırakacaksın. 65 Türkiye'de ama diyelim 60 olsun. 30 yılın daha var. 6 yıldır çalışıyorsun, 30 yılın daha var. Ve şöyle bir cümle kuruyorsun. Nefret ediyorum işimden, bu meslekten bilmem ne. Biri sana diyor ki yakın arkadaşın, değiştir o zaman başka bir şey yap. Oğlum 6 yıl mı harcadın, değiştiremem diyorsun. Evet. Ulan 30 yıl daha var. 30 yıl daha acı içinde geçirilir mi? 1 yıl ya da 2 yıl kasacaksın maksimum yeni bir şey öğrenmek evet. için. Ya ben mesela sen bugün ben bunu bırakıyorum işte şarkıcı olacağım desen. Yeteneğin varsa 2 yılda bir şey olursun evet. yani. Tamam mı? Ya da hadi o kadar yetenek gerektirmesin. De ki işte ben yazardım, yazar değil art direktör olacağım. Kasarsan 2 yıl olursun iyi bir art direktör. Sonraki 28 yılı keyif içerisinde istediğin evet. şeyi yaparak geçirebilirsin. Ne güzel aslında. Şimdi perspektife koymak bu demek? Bilinç yani perspektife koymak aslında biraz bilinçli olmak. Şur. Tamam. Yani büyük resmi bakmayı öğrenmek ya da büyük resmi okumayı öğrenmek. Öyle düşünmek gerekiyor. O yüzden şimdi böyle düşündüğün zaman aslında birçok şey böyle birden şey oluyor. Yani ben hayatımın geri kalanını daha iyi geçirmek için 2 yıl verebilir miyim? Vermeliyim oluyor yani aynen. anladın mı? 28 yıl daha var çünkü. Çok daha basit kararlar. Bir de tabii şimdi bu böyle düz matematik. Hani bir de şöyle datalar koyarsan olay bambaşka oluyor. Atıyorum 40'tan sonra sabrın azalıyor. Hmm. Hani 30'larda o işi yapmak sana kolay gelecek. Faktörler 40'ta o kadar gelmeyecek. 50'den sonra sabrın daha da azalıyor.
E bir de enerjin azalıyor, eforun azalıyor. İşte ne, sevmediğin bir işi yapman çok daha fazla zorlaşacak. Sevdiğin bir işte 50'ye geldiğinde sen zaten CEO, CMO, işte yok yönetim kurulu zarsut oluyorsun. Başarmış oluyorsun çünkü sevdiğin işi yaptığın için. E birazcık daha rahat çalışıyor oluyorsun. Sevmediğin işte ise hala en yukarıda olmayabiliyorsun. Hala efor koyman gerekiyor. Bütün bu faktörleri koyarsan o 2 yıl nothing. Aynen. Hemen yarın başla yani. Yap lütfen. Evet abi yap lütfen. O yüzden aslında... Aynen. O yüzden perspektife koymak lazım. Perspektife koyarsak hayatta bir sürü şey kesinlikle toparlanıyor. Diyerekten çok 1 saat 5 dakika süren çılgın podcastimize. Vallahi doyamadık. Hakikaten aynısını söyleyecektim. Ya. Doyum olmaz. Estağfurullah. Ama bir yerde bunu durmak lazım. Aynen, aynen. Her güzel şeyin. Aynen öyle. Bence sözünü alalım ikincisinin. Tabii zevkle. Hani bir sonraki sene ya da başka olur, bir olur şey bilmiyorum. Ne zaman istersen. Bana kalsa haftaya ama biraz hadi özleyin bizi. Biraz arası olsun. Arası olsun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Bizi çok güzel bir sohbetti. Tam anlamıyla hani benim umarım hiç 41-29 konuşmak zorunda kalmayız. Çünkü bu adam sıkılmıştır diyordum. Hakikaten sanırım tam hiç konuşmadık. Öyle oldu bence. Yani biz ya, bilmiyorum, konu nereye aktıysa. Evet. Evet, evet. Esas sizin hikayeniz daha çok merak ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Söyleyecekleriniz gerçekten öyle oldu. O zaman ayağınıza sağlık. Rica teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Nereden ne şekilde takip edeceğinizi biliyorsunuz. Evet, bunları Alem yazın adam çıkıyor zaten. Alem şah yazarsınız Google'a şey çıkıyor. Aynen. Peki. Bizleri de iTunes'tan, Spotify'dan ve YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Hı-hı. Fark ettiğiniz üzere artık Assembly bizim mekan sponsorumuz. Evet. Buradan bizi destekledikleri için de teşekkür ediyoruz. Aynen, süper bir iş yapmışlar evet. Kesinlikle öyle. O zaman herkese görüşürüz. Bir sonraki hafta yine birlikte olmak dileğiyle deyip. Yine sürpriz bir isimle. Yine sürpriz bir isimle birlikteyiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.